Evet Sayın Başkan, değerli Genel Kurul, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tam demokrasi olmadan Sayın Başkan, tam bağımsızlık olmaz. Eşitlik, adalet ve özgürlük olmadan tam bağımsızlık olmaz. Uluslararası ilişkilerinize çeki düzen vermeden tam bağımsızlık olmaz. Arkadan Putin'le, Zelenski'yle, efendim Biden'la dolap çevirerek tam bağımsızlık olmaz ve Türkiye'de her an, her dakika mazlumlara, masumlara hakaret ederek, nefret suçu işleyerek tam bağımsızlık olmaz. İşte örneği. Bakın, yer Bursa ve Bursa'da bir lise, Bursa Osman Gazi ilçesi Hürriyet Anadolu Lisesi zorunlu din dersi öğretmeni, bakın ne diyor. Diyor ki, ben Alevilerin gittikleri yolun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çoğu Alevi, çok özür diliyorum, bütün Türkiye'den, değerli parlamento üyelerinden, Alevi toplumundan, Hürriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden özür diliyorum, söylemek zorundayım. Diyor ki, çoğu Alevi ailede çocuğun kimden olduğu belli değildir. Alevilerin Hazreti Ali'yi Hazreti Peygamber'in yerine koyduklarını, çoğu Alevinin ahlaki açıdan bozuk olduğunu ve erkek öğrencilerle kız öğrencilerin okul bahçesinde konuşmasının zina olduğunu söylüyor. Din dersi öğretmeni. Geçen cuma günü söylüyor bakın. Bugün Bursa Barosu Başkanı sevgili Metin Avukat Mesin Öztosun'la, Avukat Aslı Eke'yle ve savcılığa başvuru yapan Avukat İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Kemal Özgün Yetkin'le görüştüm. Şimdi buradan çağrı yapıyorum. Bütün Alevi kurumlarına, Bursa'daki Alevi kurumlarına çağrı yapıyorum. Gidin okulun önüne, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önüne, valiliğin önüne, valiyi, Milli Eğitim Müdürünü ve bu öğretmeni istifaya çağırın. Böyle ırkçı, böyle nefret suçu işleyen, böyle Yezid soylu, böyle IŞİD soylu, böyle halkı birbirine kışkırtan öğretmen ve eğitimci olamaz. Bütün deliller burada. Hiçbir saptırma yok, her şey mevcut. Bu da yetmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı göreve davet ediyorum. Bursa Valisini, Bursa Milli Eğitim Müdürünü ve Bursa'daki eğitim sendikaları, sevgili Bursa Eğitim Sen yöneticileri, Bursa'daki öğretmen sendikaları, lütfen burada demokratik tavrınızı koyunuz. Eğitimdeki bu ırkçılığı, eğitimdeki bu nefret suçunu ortaya koyup gerekli demokratik tavrı koymak lazım. Bu kaçıncı hakarettir? Bire Yezid soylular, bire şecere-i melunlar, bu kaçıncı hakarettir? Bu kaçıncı nefret suçudur? Bu kaçıncı Alevi toplumunu aşağılamaktır? Bununla nereye varmak istiyorsunuz? Türkmen Aleviler, Türk Aleviler, Kürt Aleviler, Roman Aleviler, Arap Aleviler, hepinizi hem bu ırkçı faşist saldırıya karşı göreve çağırıyorum, hem de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında laikliğe, demokrasiye, eşitliğe, adalete sahip çıkmaya çağırıyorum. Parlamentomuzda bulunan Bursa vekilleri, derhal bu konuyla ilgileniniz. Derhal bu konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nü arayınız. Bakın, bize gelen bilgi, öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Yetmez bu. Öğretmen alınıp başka okula veriyor, o da yetmez. Bu öğretmen değildir. Derhal görevden alınması ve yasaya göre hakkında işlem yapılması gerekiyor. Burada bir nefret suçu var. Aleviler sizin stres topunuz değil. Aleviler Türkiye'de eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, halkların eşitliğinin, Türkler ve Kürtler, Araplar ve Romanlar, Ermeniler ve Çerkezlerin eşit birlikte yaşamasının güvencesidir. Ne inancımızı, ne tarihimizi, ne de yol ve erkanımızı kimseye çiğnetmeyiz. Lütfen, tekrar söylüyorum, Bursa'da olan bu rezaletle ilgili bir an önce demokratik, hukuki tavır ortaya konsun. Bu konmadığı takdirde biz bütün alanlarda demokratik hakkımızı kullanarak her türlü yönüyle teşhir etmeye devam edeceğiz. Bir kere daha Bursa'daki bütün demokratik kurumları göreve çağırıyorum. Bu
Karabük'tekileri artık cigara karanfil kokmuyor. Egeli efeler tütünü kız saçına benzetmiyor. Tütün üzerine şiirler yazılmıyor. Zira tütün üzerine neredeyse ağıtlar yazılacak. Oysa ne de güzel edebiyat eserlerine konu olmuştu. Bakın herhalde sevgili Kahtalımıççı bu hakikati görmüş olmalı ki bir türküsünde diyordu le 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 sakine niye gittin tütüne? Gel beraber kaçalım bak geliyor makine. Gel beraber kaçalım dediği Mahmut Vekil'im bu saldırılardan tütünü kaçakçı, tütün üreticisini kaçakçı olarak görmekten tütün üreticisini suçlu olarak görmeyi sevgili Kahtalımıççı herhalde önceden fark etmiş olmalı ki böyle bir türkü yakmış. Ne olurdu bakın Malatya Ovası'nda, Muş Ovası'nda, Adıyaman Ovası'nda, Malatya'da bizim çocukluğumuzda haşhaş ekilirdi. Haşhaş yasaklandı, şeker pancarına başladı halk. Şeker fabrikası kapatıldı, şeker pancarı da yasaklandı. Tütüne başladı halk, tütün yasaklandı, tekel fabrikası kapatılıp arkadaşlar bütün Türkiye halkı ibreti alem olsun diye duyun. Tütün fabrikası, tekel fabrikası yıkıldı ve yerine AVM yapıldı. Olabilecek bir şey mi Allah aşkına? Okulu yıkıp yerine cami ihtiyacı olmadığı halde cami yapan, fabrikayı yıkıp yerine AVM yapan zihniyetten tam bağımsızlık, tam demokrasi, eşitlik, adalet olabilir mi? Şimdi bakın, Algan, Şehbor, Şahinkan, Koçali, Rezip, Mestan, Kotur, Bulam, Çelikan. Adıyaman'dan Çelikan'a kadar olan köylerin isimleri. Hepsi tütünle geçiniyor bakın. Bütün geçimini zaten küçücük kiminin bir dönüm kiminin beş dönüm arazisi var. Bu arazide tütünden başka bir şey de olmuyor. Ve bu insanlar geçimini tütünle sağlıyor bakın. Bu insanların geçim hakkına karşı suç işleniyor. Çocuğunu okula gönderiyor, çocuğunun düğününü yapıyor, evinin ihtiyacını karşılıyor. Bu keyfi olarak yapılan bir şey değil. 8. madde ne yapıyor bakın? 3 yıldan 6 yıla kadar olan cezayı efendim 2 yıldan 5 yıla indirmiş. Aman ne büyük lütuf maşallah. Neymiş? Tütün üreticisi Tarım Bakanlığı'na yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası. Peki bildirimde bulunsa ne olacak? Bildirimde bulunsa ne olacak? Şimdi Adıyaman'da tütün kooperatifi kurulmuş. Bu tütün kooperatifi yandaşlara kurdurulmuş. Tütün kooperatifleri üzerinden usulsüzlük yapılıyor. Vergi kaçılıyor. Tütün kooperatifi üzerinden cebini şişiren zengin olan köşeyi dönenler var. Bakın bunu Adıyaman vekilleri çok iyi biliyor. Bunun bu tütün fabrikaları nasıl kuruldu? Kooperatifleri nasıl kuruldu? İşlevi nedir? Yöneticileri kimdir? Yetkileri, görevleri nedir? Bu tütün kooperatifleri çok ciddi bir şekilde araştırılmalı. Ve tekrar saydığımız bu illerde, batıda da bakın, tütün ve tütün ürünlerine dair, evet sağlığa zararlı vesaire, bu sağlığa zararlı olması tütüne zam yaparak, sigaraya zam yaparak, alkole zam yaparak önlenmez. Bu faşizan bir tutumdur. Nasıl önlenir? Eğitimle önlenir. Nasıl önlenir? Toplum sağlığı bilinci yayılarak önlenir. Şimdi tütün üretimini kısıtlayarak, tütün üreticisine ceza vererek bu önlenemez. Dolayısıyla Adıyaman'dan Malatya'ya, Doğanşehir'den Çelikan'a ve Muş'tan Bitlis'e kadar birçok yerde tütün üreticisi bilerek mağdur ediliyor. Tütün üreticisinin haklarına tecavüz ediliyor ve tütün üreticisi en temel hakkı olan geçim hakkından barınma, beslenme, sağlık hakkından yoksun bırakılıyor. Zira tütünden elde ettiği para olmazsa barınma, beslenme, sağlık hakkını elde edemiyor ve dolayısıyla en temel insan hakları ihlal edilmiş oluyor. Bu ihlalin önüne geçmek lazım. Bu hükümetin de görevi, muhalefetin de görevi ama en çok hükümetin görevi. Hükümet bu konuda bakar kör olmamalı. Bir an önce bu soruna bir çözüm bulmalı. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Önerge oylarınıza sunuyorum.